Ya Cem, kapıyı elinle kapasana. Tuğçe, görmüyor musun? Ellerim dolu. Onları bırak öyle kapa. Niye ayak hareketleri yapıyorsun ki? Her şeyi artistik yapmaya başladın artık. Ya nereye gitsem herkes bir şeyimi eleştiriyor. Daralmaya başladım. Lütfen bir de sen başlama Tuğçe. Niye anlıyorsun ki? O kadar da kötü bir şey söylemedim. Herkes bir şeyler söylüyor. Daha saygılı olacağım. Onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Ya demeyeceğim, be demeyeceğim. Demek ki insanların dikkatini çekecek şeyler yapıyorsun. Ve onlara göre rahatsız edici olan şeyler bunlar. Ya Tuğçe, sence de ben değiştim mi? İşte. Hani böyle biraz asi, havalı falan oldum bu sene. Ya bana karşı değil de yürüyüşün, kıyafetlerin, dinlediğin müzik tarzı falan değişti. Senin de değişti. Artık rock müzik dinliyorsun. Günlük falan tutmuyorsun. Baksana, üstünde bebek resmi olan tişörtler de giymiyorsun. Ruj bile sürmüşsün. O ruj değil canım, nemlendirici. Ama belki de haklısın. Annem artık genç kız olmaya başladın diyor. Belki de bunu kastetmeye çalışıyor. Bizimkiler de bana delikanlı oldun diyorlar. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında evdekilerle eskisinden daha çok tartışıyoruz. Ama şöyle de tuhaf bir durum var. Bana büyük adammışım gibi davranıyorlar. Mesela odamda bir arkadaşım varsa bizi rahatsız etmemeye özen gösteriyorlar. Ondan sonra biliyorsun bütünlemeye kaldım. Ama babam bana bir olta takımı hediye etti. Pazar günleri Yavuz abiyle balığa giderken beni de çağırıyorlar. Ya arkadaşmışız gibi. E büyüyorsun artık. Peki sizin evde değişiklik var mı? Olmaz mı? Babam artık beni kucağına almıyor. Ya saçmalama Cem, gülme. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bana önceden toka, bebek, oyuncak falan alırdı. Artık deodorant hediye ediyor. Diyelim bir tişörte ihtiyacım var. Bana kendi almıyor, paraya veriyor ve git kendin al diyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Doğru ya. En son aldığım ayakkabıları da ben kendim seçip kendim almıştım. Kararları bize bırakmaya başladıklarına göre büyüdüğümüzü kabul ediyorlar demek ki. Sana bir şey söyleyeyim mi Cem? Biz çok şanslıyız. Arada sırada şımarıklık, huysuzluk yapsak da bizi anlamaya çalışan ailelerimiz var. Haklısın.